Ses Çiftliği kanalından tüm takipçilerime merhaba. Arkadaşlar, bu günkü videomuzun konusu kavgacı siyan balığı yerel adıyla bizim bildiğimiz adıyla beta balığı. Erkek beta balığının yaşam alanına lepistes girerse ne olur? Evet, bu benim çok merak ettiğim bir konuydu. Daha önceden hiç denemedim. Bugün bunu gözlemleyerek bir tane şekli bozuk bir lepistesim var. Bu erkek beta balığının yanına bu lepistesi salacağım. Yaşam alanı dar arkadaşlar. Bakalım bu kavgacı siyan balığı saldırganlığıyla ün kazanmış balık lepistese ne yapacak? Bu beta balığını biraz tanıtayım arkadaşlar. Bu taç beta denen türden mavi taç beta. Balığın kondisyonu çok güzel. Ara ara canlı yemle besliyorum balığı. Aldığımda biraz daha ufaktı, şu an büyüdü. Bu videomda bunu gözlemleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da çekilişimizi yapacağız. Ekipman çekilişimiz vardı bildiğiniz gibi. Ve yeni hediyemiz olan bir tane dişi beta balığı. Dişi beta yine tam kondisyonda, çok güzel. Çiftleşmeye hazır arkadaşlar. Evet, yeni hediyemi tanıtacağım ve çekiliş kurallarından bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü geçen çekilişimizde bildiğiniz gibi diğer videolarıma da yorum atan bir yak daha kazanacak diye bir söylemde bulunmuştum. Evet, bunu gerçekleştirdim. Listeyi size tanıtırken bundan bahsedeceğim. Ama bu benim için çok zor oldu arkadaşlar. Yani bayağı bir zorlandım. Bu listeyi yaparken biraz da haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yorum geldi diğer videolarıma da. O yüzden ufak bir değişiklik yapacağım. Videonun tamamını izlerseniz bu değişiklik hakkında da bilginiz olur. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden bu lepistesi beta balığının yanına salacağım. Biraz izleyeceğiz. Yavaş yavaş yaklaşıyor gördüğünüz gibi. Gerçekten de alan savunmacı bir balık. Kabardı. Evet, bu da başka bir video konusu. Daha sonradan da bahsedeceğim ama çoğu beta sever Facebook gruplarında ve forumlarda takip ediyorum. İşte beta uyuz duruyor, kenarda duruyor, sağda duruyor, solda duruyor gibi şikayetleri var. Bunu başka bir videomda bahsedeceğim arkadaşlar. Yani beta balığınız nasıl canlanır? Nasıl canlı olur? Evet, çok da bir saldırgan tavır sergilemedi aslında. Bakalım bir iki dakika sonra ne olacak? Evet, kovalıyor yavaştan. Lepistes hakkında da arkadaşlar, bu lepistesin iskelet kısmında bir bozukluk var gördüğünüz gibi. Bu sıcaklıkla alakalı olduğunu zannediyorum. Çünkü kışın bu şekilde problemlerle karşılaşmıyorum ben. Ama yazın büyüyen yavrularda bu tür problemler çıkabiliyor. Bu da hem bu mesela dişi bir lepistes. Bu hem doğurduğu balıklarda yine iskelet sisteminde bozukluk yaratacak balıklar doğuruyor. Hem de herhangi bir izleyicime hediye etsem de bu türlü bir balığı gönderdiğim zaman kalbi kırılacağından eminim yani. O yüzden böyle balıkları kendim muhafaza ediyorum. Ayrı bir tankımda bu tür balıkları yaşamının sonuna kadar. Bu sefer de böyle bir deney için kullanmayı uygun gördüm. Evet, yaklaşık 2 dakikalık bir süre geçti ama beta balığından bir saldırı gelmedi arkadaşlar. Ağım şağım bir saldırı gelmedi.
kovalıyor ama çok büyük bir saldırı gelmedi arkadaşlar. Kamerayı biraz daha geriye çekeyim. Tam görünsün. Evet, balık kendini açtı. Beta balığı kendini açtı arkadaşlar. Kendini tam olarak gösteriyor. Evet. Kovalıyor ama daha bir darbe vuramadı. Beta balığı arkadaşlar gördüğünüz gibi kendini saldıracağı zaman, bir tehdit hissettiği zaman bakın nasıl açıyor. Aslında yine aynı renkten bir dişi betam da var arkadaşlar. Bu hafta bu erkek beta ile dişi betayı ikisini birden hediye etmek istiyordum. İkisi de tam çiftleşecek kondisyondalar. En son 2 ay önce çiftleştirmiştim ben bu iki betayı. Ama tabii son videomda istediğim seviyelere ulaşamadık. Abone sayımızda da çok ahım şahım bir artış yaşanmadı. Evet, saldırıyor arkadaşlar. O yüzden bunu daha sonraki zamanlara saklayacağım arkadaşlar, bu erkek ve dişi betayı hediye etmek için. Bunlar yine ben de elimde muhafaza edeceğim betalardan. Geçmişteki videolarımı seyrettiyseniz canlı yem toplamıştım ve bu canlı yemleri evde üretmeyi başardım. O canlı yemlerle besliyorum arkadaşlar bu betaları da. Kondisyonlarında inanılmaz bir farklılık oluştu ve büyüdüler. Muhtemelen bu balığı gitmesi için uyarıyor arkadaşlar. Bölgesinden gitmesi için uyarıyor. Öldürücü bir saldırı amacı güttüğünü düşünmüyorum şu anlık. Sadece kovaladı. Tabii kendi türleriyle farklı bir etkileşimleri var. Mesela bu küçük bir lepistes değil de başka bir erkek beta balığı olsaydı ölümcül bir kavga kaçınılmazdı. Çünkü gördüğünüz gibi beta hamle yapıyor. Lepistes uzaklaşıyor, kaçıyor. Bir mukavemet göstermiyor. Bir rakip erkek beta balığı olsaydı mukavemet gösterdiği anda veya kaçmadığı anda inanılmaz derecede bir kavga meydana gelecekti. Yani videoyu çekmeden önce beta balığı acaba lepistesi öldürür mü diye endişelerim vardı. Parçalar mı acaba diye. Yani öyle bir şey olsa videoyu yayınlayıp yayınlanmayacağımı karar vermemiştim. Ama tahmin ettiğim kadar vahşi bir video olmadı. Beta balığı çok da benim tahmin ettiğim kadar saldırmadı arkadaşlar. Sadece kovalama amaçlı tepkiler gösteriyor. Eylemleri kendi alanından, kendi bölgesinden harici bir balığı kovalama amaçlı. Bunun sebebi de büyük ihtimal şu olarak düşünüyorum arkadaşlar. Beta balıkları doğada alancı balıklar. Kendi alanları var. Karanlık kuytu köşeleri severler. Üremeleri de biliyorsunuz bu üst kısma kabarcık oluşturarak dişi betadan zorla aldığı yumurtaları gölleyerek burada muhafaza ediyor. Alanına hiçbir balığı yaklaştırmamasının sebebi
her zaman buna hazır olmak. Çiftleştiği zaman yumurtalarını korumaya her zaman hazır olmak arkadaşlar. Bu onun için bir antrenman. Yani şu an antrenman yapıyor. İleride köpüklü yavruları olduğu zaman, yumurtaları olduğu zaman onları gece gündüz demeden, uyumadan koruyacak. İşte bu koruma işlemini sağlamak için de devamlı kendisini kondisyonda tutmak için zaten bu kendi alanına hiçbir türlü balığı sokmayacaktır arkadaşlar. Ağzına göre olanlar da beta balığı için yem olacaktır. Onları da yiyecektir. Beta balığının neler yediğini yine başka bir videomda anlatacağım. Evet, bayağı bir oldu arkadaşlar. 7-8 dakika oldu. Daha fazla da bir mukavemet olacağını zannetmiyorum. Önce Levistes'i ayırayım akvaryumdan. Levistes'i ayırdım. Şimdi arkadaşlar önce çekilişimize geçelim. Çekilişimizi yapalım. Ekipman, hava motoru ve iş fitreyi kazanan arkadaşımızı belirleyelim. Daha sonra da bu haftaki hediye edeceğim balığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Size göstereceğim. Evet, şimdi çekilişi yapmaya gidelim. Evet arkadaşlar, listemiz burada. Gördüğünüz gibi tek katılanlar da var. Evet. Çoklu katılanlar da var. Furkan Tüfek benim favorim arkadaşlar bu çekilişte. Furkan neredeyse demeyeyim, bütün videolarıma yorum yaptı arkadaşlar. Açıkçası ben Furkan'ın kazanacağından emin gibiyim. Akvaryum ekipmanı çekilişi yapıştır. Evet, bütün listeyi yapıştırdım arkadaşlar. Seçilecek yedek tarihli sayısı, bir tane de yedek seçeceğiz. Çekilişimizi yapalım. Evet, asıl talihli Furkan Tüfek. Furkan, tebrik ediyorum. Bunu gerçekten hak etmiştin. Bu ekipmana ihtiyacın olduğu belli. Aslında diğer çekilişlerimi de bu şekilde yapmak istiyorum. Fakat benim için gerçekten zor oldu. Yine yorumlarda belirtirsiniz. Bu şekilde yapmamı istiyorsanız devam ederim. Furkan arkadaşımızın belli ki bu hediyeye çok ihtiyacı vardı. Ve bütün videolarıma yorum yaptı ve hediyeyi kazandı arkadaşlar. İkinci yedek talihlimiz de Bora. Eğer Furkan hediyeyi istemezse, ki öyle bir seçenek olduğunu düşünmüyorum, Bora'ya hediye edeceğim. Şimdi bu haftaki hediyemi tanıtacağım arkadaşlar. Bu haftaki hediyemi de ne şekilde çekilişini yapacağımı sizlere anlatacağım. Evet, bu haftaki hediyemiz bu çok güzel kondisyonda dişi beta balığı arkadaşlar. Türünden pek emin değilim hangi türde olduğundan. Beta balıklar tabii birçok türe ayrılıyor. Hangi türde olduğundan emin değilim arkadaşlar, türünü soracak olursanız. Bu videonun altına yorum yapan herkesin bir katılım hakkı olacak arkadaşlar. Yani kimsenin ikinci bir katılım hakkı olmayacak bu çekilişimizde. Süreyi de 2 hafta olarak tutacağım arkadaşlar. Yani bu videoyu yayınladığım tarihten itibaren 2 hafta süreniz var. Yine yapacağım farklı bir videoda, yayınlayacağım farklı bir videoda çekilişi yine gözlerinizin önünde canlı yapacağım. Ve kazanan talihliyi belirleyeceğim arkadaşlar. Bu beta balığı gördüğünüz gibi çok güzel. Hafif bir kırmızılık var. Alt yüzgecinde turkuaz yeşili, yeşil ve mavi karışımı. Çok güzel bir balık.
Oynadıkça rengi değişiyor. Bir yeşil oluyor. Bir lacivert oluyor arkadaşlar. Üst kısmı da kırmızı. Bu mask dedikleri pahalı olan betalar var. Maskeli beta diyorlar. Bu yüz kısmındaki arkadaşlar matlık o kandan olduğunu gösteriyor. Yani 30 yavrudan 5 tanesi masklı balık çıkabilir. Bunda balık çiftleşmeye hazır arkadaşlar. 2 ay oldu, evet, bunu çiftleştirelim. Bu balık, dişi beta balığı, çiftleşmeye hazır. Hemen düzeneği kurup erkek betanın yanına koyabilirsiniz. 3 gün sonra da veya 2 gün sonra erkek beta ne zaman hazır olursa, evet, bunlardan yumurta elde edebilirsiniz. Yine canlı yemle beslediğim bir balık arkadaşlar. Dişi beta balığı ihtiyacı olanlar veya bu balığı elde etmek isteyenler çekilişe katılabilirler. Şunu da söyleyeyim, bu erkek beta balığı gibi saldırgan değil. Bunu karma akvaryumlarda kullanabilirsiniz. Nepistes akvaryum olsun, Japon balığı akvaryum olsun. Bu balığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu o kadar, erkekleri kadar saldırgan bir balık değil. Uysal, daha uysal bir balık. Diğer dişi betaların yanında da yaşayabilir. Evet arkadaşlar, çekilişe katılmak için tekrar ediyorum. Bu videonun altına 2 haftalık bir süreniz var. Katılıyorum yazmanız veyahut da herhangi bir yorum yazmanız yeterli. Yani bu videonun altına yorum yapıp videomu beğenip bana abone olan herkesi bu çekilişe dahil edeceğim. Yine bir yedek talihli belirleyeceğim. Asıl talihliye ulaşamazsak veya almak istemezse yedek talihliyle irtibata geçeceğim arkadaşlar. Instagram adresim yine en baştaki yorumda bulunacak. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Diğer videomda yayınlamıştım, bir önceki videomda. Yazan arkadaşlar oldu. Bir sürü soru soran arkadaşlar oldu. Çekinmeyin arkadaşlar, sorularınızı sorun. Benim için de bir video yapma seçeneği oluşuyor sizin sorduğunuz sorularla. Bu arkadaşların sorduğu sorular üzerine genel videolarda yapacağım. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah takipçim Furkan'ı mutlu edebilmişimdir. Çekilişlerimiz devam edecek. Eğitici, öğretici yayınlarımız devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi izleyen bundan sonra devamlı kazanacak arkadaşlar. Beni takip edenler kazanacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.